Sakarya Meydan Muharebesi. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum. Misafirler, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Remzi Aydın Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, öncelikle bizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bizim milletimiz çok tarihi zaferlerle dolu bir geçmişe sahip, oldukça dinamik bir coğrafyada yaşıyoruz. İnşallah yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle çok stratejik bir lokasyon ifade ediyor. Özellikle Anadolu Yarımadası. Birçok medeniyetlerin beşiği, birçok medeniyetlerin yaşam yeri olmuş. Dolayısıyla bu ve benzeri sebeplerden dolayı oldukça dinamik bir coğrafya olmuş. Tabii beraberinde bu dinamizm, çatışmaları, çekişmeleri de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla böylesine dinamik ve aynı zamanda belki çok hareketli bir coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Dolayısıyla iç ve dış birliğimizi bozmaya yönelik çok tehditlerle karşı karşıya kaldık tarihimizde. Ve elhamdülillah tüm bu badirelerde milletimizin engin ferasetiyle, birliğiyle, beraberliğiyle, kahramanlığıyla, tarih şuuruyla açtık. Çok şükür. Tarih şuurunu, vizyonunu, cesareti, kahramanlığı ve medeniyet bilincinin diri tutulması gerekiyor. Bunun tabii birçok yolları var. Elbette ki eğitim bunun bir yolu, kültür, sanat faaliyetleri bunun bir yolu. Sözlü geleneğin aktarılması, yaşatılması, adetler, gelenekler, bunların yolları ve değişik bir takım yolları tabii ki mevcut. Dolayısıyla bu yapılmış ve bunun sayesinde bizler milletimiz olarak bu hasletlerimizi koruya gelmişiz. İşte belki bu yollardan bir tanesini bu akşam burada izleyeceğiz. Bir belgesel film. Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan, bunun sonuçlarını anlatan, öncesini sonrasını ortaya koyan, belki bundan yola çıkarak başka çıkarımlara ve sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bir bilgilendirme. Esasında sadece bir sanat yapıtından, eserinden öte, sözlerimin başında ifade ettiğim, milletimizi millet yapan, millet şuurunu ve ortak bir paydayı paylaşan insanların, fertlerin oluşumunu sağlayan, bu şuuru diri tutmayı sağlayan araçlardan bir tanesi. Bundan dolayı dolayısıyla bu etkinlikleri önemsiyorum. Ve önemsemeye de devam edeceğiz inşallah. Önemli bir eser bu anlamda. 15 Temmuzları ve 15 Temmuz gibi olayların olmaması adına çok önemli katkı sağlayacağına inandığım bir çalışma. Bundan dolayı başta TRT olmak üzere Avrasya Derneğimizi ve diğer emeği geçen tüm çalışanlarımızı, tüm emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Elleri dert görmesin diyorum. Vatanımızın, milletimizin birliğine, beraberliğine çok ciddi katkılar sağlayacağına inandığım bu eseri inşallah bu eserlerin çoğalmasında ümitle beklediğimi bir temenni olarak ifade edip tekrar bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinin yerlerini almadan önce bir plaket takdimimiz olacak. Plaketlerini takdim etmek üzere Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın İsmail Kahraman Beyefendi sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum. Misafirler şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın İsmail Kahraman Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanımız, çok değerli başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyor Büyük Yunus. Tarih, ilim ve bilim olarak tanımlanıyor ve tekrar etmemesi için de ders ve ibret alınması gerektiğini ifade ediyor düşünürlerimiz. Gordiyon'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi. Nedir Gordiyon? Sakarya Meydan Muharebesi nerededir? Hemen salona bir seslensem ama önce şunu ifade edeyim. Kemmiyet mi keyfiyet mi, yani adet mi yoksa nitelik ve nicelik mi? Evet, belki salonumuzda çok az İnsanlar var ama keyfiyet itibariyle çok çok önemli. Türkiye burada, Balkanlar burada, Anadolu burada, Türkistan coğrafyası burada. Ve biz burada çok anlamlı bir yerde, mekanda, şairin ifade ettiği gibi yetmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i bari Sancaktar Eba Eyyubel Ensari'nin memleketinde burada Sakarya Meydan Muharebesi'ni konuşacağız. Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlayabilmek için 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Ve sonra Mirye Keferon Haçlıların o verdiği mücadele 1176 Anadolu'nun tamamen bizim olmasını sağlayan, ardından Viyana'ya kadar gidilen bir süreç ve her kemalin bir zevali olduğu gibi geri dönüş 1683. Çekilmişiz. Çekile çekile gelmişiz. Rumeli, Tuna boyları terk edilmiş, Anadolu'ya girilmiş ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alana kadar düşmanlar gelmiş. Peki hemen salona şunu sorsam, bu sınava tabi tutan da nereden geldi deyip de kızmayın bana. Sırf akıllarda kalsın diye ifade etmek istiyorum. Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı? Mutlaka bilenimiz vardı. Önceden bir şey almışsınız galiba. Biz bu projeyi gerçekleştirmeye girmemizin en önemli nedeni araştırma yaptık. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili anketler yaptık. Ve Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı diye sorduğumuzda inanın %70, %65 maalesef Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığını bilmiyordu. Adapazarı deniyordu, başka yer deniyordu. Hatta Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı arkadaşımın kulakları çınlasın. Dedi ki, bir gün ilimize bir valimiz geldi. Dedi ki, bana Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alanları gösterin, oralara anıtlar yapacağız. Garnizon komutanı çıktı efendim, Sakarya Meydan Muharebesi burada yapılmadı. Nerede? Polatlı Haymana'da yapıldı dedi. Ve bunun suçlusu ne Sayın Valimiz ne de insanlarımız. Biz medya mensupları, eğer biz görevimizi bir hakkın yapıp ifa edip Sakarya Meydan Muharebesi'nin Polatlı'da yapıldığını, tarihin dönüm noktası olduğunu, 1683 Viyana bozgunundan sonra düşmanı durdurmuş,
karşı taarruza geçtiğimiz bir bölge olduğunu medyamız iyi anlatabilseydi halkımız da çok iyi bilirdi ve tarih de tekrar etmezdi. Ve tarih bugün tekrar ediyorsa 15 Temmuz hain darbe girişimleriyle ve bugün de bu güzel ülkemize ekonomik saldırılar yapılıyorsa o şairin ifade ettiği gibi tarihten ders ve ibret almamız gerekiyor. Evet, Gordiyon'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli, 28 dakikalık bir belgesel, çok uzun araştırma sonucu ve projemizi hazırlayıp verdiğimizde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'na ciddi çalışmalar yapıldı, üzerinde duruldu ve devletimiz cüz'i de olsa bir bütçe tahakkuk ettirerek biz bu çalışmalara başladık. Bir yıl sürdü bu çalışmalar. Defalarca gittik geldik alana. Dedik ki bunun bütçesi vesaire değil, mutlaka bunu en iyi şekilde gerçekleştirelim, bir kamuoyu oluşturalım. Bir farkındalık oluşsun ve Sakarya Meydan Muharebesi kamuoyunda bilinir hale gelsin dedik. En iyi senaristlerle çalıştık, yönetmenlerle çalıştık, defalarca alana gidip geldik, planlar diktik, öğrenciler, paneller, çalıştaylar, hatta yetinmedik. Genelkurmay ATS Başkanlığımız yetkilileriyle görüştük ve Yunan kaynaklarında Sakarya Meydan Muharebesi ki onlar Küçük Asya felaketi olarak ifade ediyorlar. Onların kaynaklarında ne var diye araştırmalar yaptık. Lütfen dışarıda kitabımız, broşürlerimiz var, onlardan almanızı isteriz. Sizler de artık Sakarya Meydan Muharebesi'ni kamuoyuna anlatacak birer deyim yerindeyse neferlersiniz. Artık biz üzerimizdeki görevin bir kısmını sizlere de ifade etmiş olduk. Sakarya Meydan Muharebesi hanımefendiler savaşıdır. Çünkü diğer savaşlarda gitmişler, eşler dönmemiş. Hanımlar savaşıdır. Ve sadece Giresun bölgesinden 3000-4000 gönüllünün geldiğinden bahsediliyor. Ve subaylar savaşıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Melhame-i Kübra'dır. Kanlı bir gündür, kanlı savaştır. Subaylar savaşıdır. Kalan subaylar burada gitmiştir. 5700 şehit var. 5713 şehitten söz ediliyor. Maalesef o dağları gezdiğimizde, Haymana, Mangal dağları, o bölgeleri dolaştığımızda şehit mezarlarının sadece Polatlı merkezde 150 civarında olduğunu görüyoruz. Binlerce kayıptan söz ediliyor. Esirlerden söz ediliyor. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alan büyük bir alan. Tarihi belgeler diyor ki en uzun süreli meydan muharebelerinden birisidir. 120 kilometre mesafede 23 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül 1921'de biten tarihin en uzun süreli meydan muharebesidir. Ve Karatepe vardır. Polatlı'da hızlı trenle geçerken sağ tarafta bir gecede 7 kez el değiştirildiği ifade ediliyor. Evet, belgeselde bunları izleyeceksiniz. Vakitlerinizi almak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Neden Gordiyon'un düğümü? Bu belgesel 3000 yıllık bir tarihi, Anadolu tarihini de gündeme getiriyor. Ve değerli hocam Ekrem Saltık Bey ile çalışırken dedi, bu belgeselin adı Gordiyon'un düğümü olsun. Zira Yunanlıların ve Batılıların hikayelerinde Gordiyon düğümü, bugün Yası Büyük, Frigya antik kenti, Gordiyon'un düğümünü çözenler Asya'ya hakim olurlar zihniyetiyle Büyük İskender 2400 yıl önce çıkmış, gelmiş, düğümü çözememiş, kılıcı ile kestiği için onun lanetiyle ateşli bir hastalıkla ölmüş gitmiş. Ve Yunanlılar çıkmış, İngiliz ve Batılıların desteğiyle, Haçlıların desteğiyle onlar gelmişler. Amaçları Gordiyon'un düğümünü çözmek ve bütün Asya'ya hakim olmaktı Yunanlıların. Onlar da çözememişler. Ve Gordiyon'un düğümünü Türkler, Türk milleti çözmüş ve ebediyen Anadolu Türk yurdu olmak üzere de Sakarya Meydan Muharebesi'yle damgasını vurmuştur. İyi ki geldiniz dostlar. Sizlerden istirhamımız bu belgeseli bu bakış açısıyla izleyip Gordiyon'un düğümünün çözüleceği. İnşallah bir haber de aldık. 13 Eylül bunun yıl dönümü ve 13 Eylül'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın Polatlı'daki devlet törenine katılacağını da öğrendik. Ben inanıyorum Sakarya Meydan Muharebesi gelecekte çok gündem olacak. Bu salonlar çok daha kalabalıklarla bu Sakarya Meydan Muharebesi'ni anacak ve anlatacak. Özellikle hanımefendiler, Türkiye'nin tümü illerinin hanımlar derneklerinin başkanları burada. Kademi yetkilisi burada. Artık görev sizin, hanımlar savaşıdır ve devletimiz oraya çok ciddi yatırımlar yaptı. Halide Edip adı var hanımefendi ve 5 kişilik komisyon hemen Polatlı yakınlarında orada romanlarını yazdığı, kitaplarını yazdığı bir evi devletimiz
milli mücadelede Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınları müzesi haline getirdi. Buraları gezip görmelisiniz. Son sözüm şu. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır. Tarih yerinde araştırılır. Ben değerli belediye başkanımıza bize imkan tanıyarak burayı açtıkları için tüm yetkili ve yöneticilerimize imkan sağlayarak bu belgeseli gün yüzüne çıkarttıkları için teşekkür ediyor. Siz değerli konuklara selam ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Benim Sayın Başkanımız plaket takdiminde bulunacaklar. İlk olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu adına plaketlerini almak üzere Kocaeli önceki dönem milletvekilimiz Sayın Zeki Ağgün Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Değerli Başkanım, değerli misafirler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii böyle bir güzel etkinlikte bulunmak için ben de Kocaeli'ye geldim. Sağolsun İsmail Bey, benim 15-20 yıllık hem siyasi arkadaşım hem de gönül dostum. Böyle güzel bir programı hazırladığı için bizim de farklı bir katkımız olduğundan dolayı buna bize ortak etmek istedi. Ben de eşimle beraber aranızda bulunuyorum. Tabii tarihimiz gerçekten 2000 yıllık tarihi olan ya bin yıl bu coğrafyada hükmeden bir neslin, bir ecdadın torunlarıyız. Ne kadar ölürsek azdır. Ama bunu bilirseniz ölürsünüz, bilmezseniz ölmezsiniz. Maalesef eğitim yıllarımız bunları öğrenmekte pek geçmedi. Üstün körü geçti. Buna fazla girmek istemiyorum. Ama bu şekilde bugün bunları görsel olarak ve gerçekten güzel yapıtlar halinde öğrendiğimizden dolayı da ve buna emeği geçen İsmail kardeşimi de tebrik ediyorum. Bugün bilmiyorum aranızda var mı ama ben meclisteyken bu diriliş dizisinin müdavimiydik. Hatta diriliş dizisinde ağası olarak beni arkadaşlar şey yapıyordu. Dolayısıyla diriliş de bizim için çok güzel bir tarihi belgeseldi. Bunun gibi belgeselleri seyrederek tarihimizi öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah bu diriliş bu şekilde devam edecek. Ve bugün uyuyan Türkiye'yi uyandıran bir kadroların bir ferdi olmaktan da gurur duyuyorum. Tabii üzerimize gelmelerinin tamamen nedeni bu uyanışımızın ve dik duruşumuzun karşılığıdır. Yoksa bir Bronson olayı veya bir papaz olayı değildir. Bu bahanedir. Baştan biz dik durduğumuz sürece birbirimizi Allah için sevdiğimiz zaman bu işin üstesine geleceğimize inanıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz Beyefendi'ye bir plaket takdimimiz olacak. Temsilen Eyüp Sultan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Cihat Biraklı sahneye gelecekler plaketi. Teşekkür ediyoruz Cihat Bey'le bekliyoruz. Ve şimdi de TRT Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren adına plaketleri almak üzere TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Sayın Süleyman Tezgel Beyefendi sahneye davet ediyorum. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Sayın Rizal'e takdim edecekler. Ve şimdi de Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Sayın Erkin Yılmaz adına plaketleri almak üzere Sayın Berk Erdemli Beyefendi sahneye davet ediyorum. Kıymetli Belediye Başkanı Sayın Rizal'e plaketleri takdim edecekler. Erkin Bey de Antalya Film Festivali'nde. Aynen. Oradan selamlar var. Sağ olsun. Arşiv desteği oldu bu belgesele. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Orman Bölge Müdürü Sayın Mustafa Özkaya adına plaketleri almak üzere 7 Renk Tek Yürek Platformu Genel Başkanı Sayın Ömer Erdoğan sahneye davet ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bulunduğu alana 1500 fidan diktik 250 öğrenciyle. Bölge müdürümüzün büyük katkısı oldu. Plaketlerini Sayın İsmail Kahraman takdim edecekler. Yedi renk tek yürek Malazgirt'teydi. Oradan selam getirdiniz değil mi? Birkaç cümle söylersiniz zannediyorum Malazgirt'le ilgili. Sakarya Meydan Muharebemiz, Malazgirt Meydan Muharebemiz, Çanakkale Zaferimiz, Sarıkamış'ımız. Dolayısıyla bu uğurda adım atan herkes başımız üstünde yeri vardır. Biz kimiz? Biz Anadolu ve Rumeli'yi oluşturan Türk milletiyiz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Size şimdi de plaketlerini almak üzere Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Kuğu adına temsilcisi Başkan Vekili Sayın Fatih Aydın Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum.
Giresun'da Giresun'da Belediye Başkanı Sayın Remzal'ı takip edecekler. Binlerce Giresunlu bu gece Afyon'a Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olanları ziyarete gidiyor şu anda yola. Çıktılar onun için. Selam evet, söylersiniz. Evet. Giresun tabi İsmail Üstadımızla da bugün gün içinde görüşmüştük. Hem Sakarya Meydan Muharebesi'nde tüm Türkiye'nin olduğu gibi Giresun'da önemli katkıları var. 3000 ile 4000 arası Giresun'da şehidimizin olduğu üstadlığı biz işaret ettik. Ardından Afyon Karahisar'da 47. alayımızın şehadeti sebebiyle bu gece yarın sabah itibariyle binlerce insanımız Afyon Edesiyir Tepesi'ne Sisteysar'a gidecekler. O yüzden bugün Genel Başkanımız Sayın Mehmet Kuru adına ben buraya katılmış oluyorum. Kabulünü arz etmenizi arz ediyorum size. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Ve şimdi de Kocaeli Dernekler İl Müdürü Sayın İmdatlı İsmail Gök adına plaketleri almak üzere Sayın Süleyman Olgun Beyefendi sahneye davet ediyorum. Plaketlerini Eyüp Sultan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Cihat Bilal'da takdim edecekler. Bu projeyi Kocaeli Dernekler Müdürlüğü Ankara'ya gönderdi. Onun için eğer göndermeselerdi bu proje geçmezdi. İsmail Bey'e iletirsiniz hocam. Şimdi de proje koordinatörü Sayın Serhat Erat adına Balkan Medya Grubu ve Tekbumeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla Baykal Beyefendi plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Plaketlerini Kadem Halk İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Bahar Kondakçı takdim edecekler. Hanımefendi sahneye davet ediyorum. İki ay arkadaş projeyi yazdı, bir öğretim üyesi bu arkadaşımız. Şu anda sınavları var, gelemedi. Arkadaşımın adını almış. Çok sağ olsun. Çok sağ olsun, tebrik ediyoruz. Ve son olarak yine projede büyük emekleri olan tarihçi yazar Sayın Ekrem Saltık Beyefendi plaketleri almak üzere sahneye davet ediyorum. Ekrem Bey, Türkiye'nin çok önemli senaristlerinden biri. Sistinye Üniversitesi öğretim üyesi, Yunus Emre Enstitüsü'nde çalıştı. Birlikte Sakarya Meydan Muharebesi bölgesini adım adım gezerek yerinde bu senaryoyu yazdı. Plaketin kıymetli başkanımız takdim edecekler. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve son olarak fotoğraf çekimimiz olacak. Sahnede kıymetli misafirlerimiz, tüm emeği geçenler, buradalar, bir toplu fotoğraf çekimimiz olacak. Şöyle isterseniz şöyle gelin arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum.